kişinin kendi silahları ve becerisiyle ele geçirdiği yeni prenslikler üzerine Hem prensi hem yönetim düzeni yeni olan prensliklerden söz ederken çok büyük örnekler öne sürecek olursam kimse şaşırmasın. Çünkü insanlar hep başkalarının açtığı yollarda yürür ve eylemlerinde taklitle yol alırlar. Ama ne başkalarının yollarına bütünüyle bağlı kalabilir ne de taklit ettikleri kişilerin gücüne erişebilirler. Bu yüzden sağduyulu bir kişi her zaman büyük insanların açtığı yollardan gitmeli ve en kusursuz kişileri taklit etmeli. Böylece gücü onlarınkine erişemese bile hiç olmazsa bir ölçüde onun havasını yansıtacaktır. Ve usta okçular gibi yapmalıdır. Onlar vurmak istedikleri yer çok uzak göründüğünde yaylarının gücünü bildiklerinden hedef aldıkları yerin çok daha yukarısına nişan alırlar. Oklarıyla o kadar yükseğe erişmek için değil, böyle yükseğe nişan almanın yardımıyla hedeflerini vurabilmek için. Dolayısıyla şunu belirteceğim. Yeni bir prensin iktidarda olduğu tümüyle yeni prenslikleri elde tutarken, onları ele geçirenin az ya da çok becerikli olmasına göre az ya da çok zorlukla karşılaşılır. Ve bu olgu yani yurttaşken prens olma ya beceri ya talih gerektirdiği için görünen o ki bu iki şeyden biri ya da öteki birçok zorluğu azaltacaktır. Gene de talihe daha az yaslanan kişi konumunu daha iyi korur. Prensin başka devletleri olmadığı için kişisel olarak gelip burada yaşamak zorunda olması ayrıca kolaylık sağlar. Ama talih sayesinde değil de kendi becerileri sayesinde prens olanlara gelecek olursak en iyileri Musa, Kiros, Romulus, Tesus ve benzerleridir derim. Ve Tanrı'nın ona buyurduğu şeylerin salt bir uygulayıcısı olduğu için Musa'dan söz etmemek gerekse de gene de sırf onu Tanrı ile konuşmaya layık kılan şu kayradan ötürü ona hayranlık duymak zorundayız. Ama Kairosu ve krallıklar ele geçiren ya da Kur'an ötekileri gözünüzün önüne getirdiğinizde hepsini olağanüstü bulursunuz. Ve onların kendilerine özgü eylem ve düzenleri gözden geçirildiğinde bunların öylesine yüce bir kılavuzu olan Musa'nınkilerden farklı olmadığı görülecektir. Eylemlerini ve yaşamlarını incelersek tarihten fırsat dışında bir şey aldıklarını görmeyiz. Fırsat onlara istedikleri biçime sokabilecekleri bir madde vermiştir. O fırsat olmasa atılım güçleri yitip giderdi. Ve o güç olmasa fırsat boşa gelmiş olurdu. Demek ki Musa'nın kölelikten kurtulmak için onun peşinden gitmeye hazır olsunlar diye İsrail halkını Mısır'da köle ve Mısırlıların baskısı altında bulması gerekiyordu. Romulus'un Roma kralı ve o yurdun kurucusu olabilmesi için Alba'da kalmaması, doğduğunda terk edilmiş olması gerekiyordu. Kairos'un hem Persleri Medlerin egemenliğinden hoşnutsuz, hem Medleri uzun süren barıştan ötürü gevşek ve kadınsılaşmış bulması gerekiyordu. Tesus, Atinalıları dağılmış bulmasaydı gücünü kanıtlayamazdı. Bu yüzden bu fırsatlar bu insanları başarılı kılmış ve olağanüstü yetenekleri o fırsatı görmelerini sağlamıştır. Böylece yurtları büyük bir saygınlık kazanmış ve çok mutlu olmuştur. Bu kişiler gibi kendi becerileriyle prens olanlar prensliği zorlukla ele geçir ama kolayca korurlar. Prensliği ele geçirirken karşılaştıkları zorluklar da kısmen devletlerini kurmak ve güvenliklerini sağlamak için getirmek zorunda kaldıkları Yeni kurumlar ve yöntemlerden kaynaklanır. Unutmamak gerekir ki yeni bir düzen getirmeye kalkışmaktan daha zor, başarı olasılığı daha kuşkulu, yönetilmesi daha tehlikeli bir şey yoktur. Çünkü eski düzenden çıkarı olan herkes yeni düzeni getirene düşman kesilir. Yeni düzenden çıkarı olabilecek kişiler ise ancak ılımlı birer müttefiktir. Bu ılımlılık kısmen yasaları yanlarına almış olan hasımların yarattığı korkudan, kısmen de kendileri net olarak yaşamadıkça yeni şeylere gerçekten inanmayan insanların kuşkuculuğundan kaynaklanır. Bu yüzden düşman olanlar ne zaman saldırma fırsatını bulsalar, büyük bir güçle saldırıya geçerler. Ötekiler ise ılımlı bir biçimde karşı koyarlar. Öyle ki onlarla birlikte olmak prens için tehlikelidir. O yüzden bu konuyu gereğince irdelemek istersek bu yenilikçilerin kendi başlarına mı hareket ettikleri yoksa başkalarına mı bağımlı olduklarını incelememiz gerekir. Başka bir deyişle işlerini yürütmek için ricada bulunmaları gerekiyor mu yoksa doğrudan güç kullanabiliyorlar mı? İlk durumda her zaman kötü bir sonla karşılaşır. Hiçbir şey gerçekleştiremezler. Ama kendi kaynaklarına dayanıyorlarsa ve doğrudan güç kullanabiliyorlarsa o zaman seyrek olarak tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Bütün silahlı peygamberlerin galip gelmeleri, silahsızların ise yıkıma uğramaları bundandır. Daha önce söylediklerimizin yanı sıra halkların yapısı değişkendir ve onları bir şeye inandırmak kolaydır. Ama o inancı sürdürmelerini sağlamak zordur. Bu yüzden de artık inanmadıklarında onları zorla inandırabilecek bir düzenlemeye gidilmiş olması gerekir. Musa, Kairos, Tesus ve Romulus silahsız olsalardı temel yasalarına uzun süre saygı gösterilmesini sağlayamazlardı. Tıpkı çağımızda keşiş Giralamo alanın başına geldiği gibi. Çoğunluk ona inanmamaya başlayınca getirdiği yeni düzen yıkımına yol açtı. İnanmış olanların inançlarında direnmelerini, inanmayanların ise inanmalarını sağlayacak hiçbir olanak yoktu elinde. Bu yüzden bu gibi kişiler ilerlemekte çok zorluk çekerler ve bütün tehlikeler bu ilerleyiş sırasında karşılarına çıkar. Bu tehlikeleri becerileriyle aşmaları gerekir. Ama bir kez onları aşıp saygı görmeye başladıklarında yeteneklerini çekemeyenleri ortadan kaldırdıkları için güçlü, güvenli, onurlu ve mutlu kalırlar. Bu yüce örneklere küçük bir örnek eklemek istiyorum. Ama bu örneğin öncekilerle belli bir bağlantısı olacak ve dileğim benzeri bütün örnekler için yeterli olması. Sirakusalı Hieron'dur bu. Sıradan bir yurttaşken Sirakusa prensi oldu. Talih ona fırsattan başka bir şey vermedi. Çünkü baskı gören Sirakuzalılar onu kendilerine komutan seçtiler. Bu görevdeki başarısıyla prensleri olmaya hak kazandı. Henüz sıradan bir yurttaşken öyle becerikliydi ki onun hakkında yazan birisi şöyle diyordu: Krallık etmek için bir krallık dışında hiçbir eksiği yoktu. Eski orduyu ortadan kaldırdı. Yeni bir ordu kurdu. Eski dostlukları bıraktı, yeni dostluklar kurdu. Ve kendi dostları, askerleri olunca böyle bir temel üzerine istediği yapıyı kurabildi. Öyle ki ele geçirirken büyük çaba harcadı. Elinde tutmak içinse pek az. Başkalarının silahlarıyla ve talihle ele geçirilen yeni prenslikler üzerine. Sıradan bir yurttaşken yalnızca talih sayesinde prens olanlar bunu pek az çabayla gerçekleştirirler. Ama konumlarını çok büyük bir çabayla korurlar. Yolda hiçbir engelle karşılaşmazlar. Çünkü konumlarına uçarak gelirler. Ama bütün zorluklar amaçlarını ulaştıklarında ortaya çıkar. Ve birisi bir devleti, ya da para karşılığında ya da devleti bağışlayanın kayırması sayesinde elde ettiğinde durum budur. Darius'un Yunanistan'da, İonya ve Helespontos'taki şehirlerde bu şehirleri kendi güvenliği ve şanı için ellerinde tutsunlar diye prens yaptığı birçok kişi gibi. Keza sıradan yurttaşken askerleri satın alarak tahta oturan imparatorlar gibi. Bu kişiler son derece belirsiz ve istikrarsız iki şeye bağımlıdırlar. Onlara devleti bağışlayanın iradesi ve talihi. Konumlarını korumayı bilmez ve beceremezler. Bilmezler çünkü hep sıradan bir yurttaş olarak yaşamış olan kişinin çok zeki ve çok yetenekli değilse komuta etmeyi bilmesi akla yatkın değildir. Beceremezler çünkü onlarla dost olabilecek, onlara bağlılık gösterebilecek güçleri yoktur. Ayrıca birden ortaya çıkan devletlerin doğada hızla doğup büyüyen her şey gibi ilk fırtınalı havada yok olmalarını önleyecek kökleri ve bağları yoktur. Meğer ki birden prens olan bu kişilerin belirttiğim gibi talih eliyle kucaklarına bırakılan şeyi korumak için hemen hazırlanmayı bilecek, başkalarının prens olmadan önce kurduğu temelleri sonradan kuracak yetenekleri olsun. Sözünü ettiğim bu iki yola kişisel beceri ya da talih yoluyla prens olmaya yakın geçmişten iki örnek vermek istiyorum. Bunlar Francesco Sforza ile Cesar Borgia'dır. Francesco sıradan bir yurttaşken uygun araçlar ve büyük yeteneğiyle Milano dükü oldu ve binbir zorlukla elde etmiş olduğu şeyi az çabayla korudu. Buna karşılık halkın Valentino Dükü adını taktığı Sezar Borgia devleti babasının talihiyle elde etti ve o talihle yitirdi. Üstelik başkalarının silahları ve talihiyle ele geçirdiği bu devletlerde kök salabilmek için sağduyulu ve yetenekli bir kişinin başvurduğu her yola başvurmuş yapması gereken her şeyi yapmış olmasına rağmen çünkü yukarıda belirtildiği gibi temelleri önceden kurmamış olan kişi büyük bir yeteneği varsa sonradan da kurabilir her ne kadar bunu yapmak mimar için zorlayıcı ve yapı için tehlikeli olsa da bu yüzden dükün attığı her adımı inceleyecek olursak Gelecekteki gücü için sağlam temeller kurduğunu görürüz. Bunları ele almayı gereksiz saymıyorum. Çünkü yeni bir prense onun eylemlerini örnek göstermekten daha iyi ne öğüt verebilirim bilemiyorum. Kurduğu yapı ona bir yarar sağlamadıysa bu olağanüstü ve aşırı derecede kötü bir tarihten kaynaklandığı için. Onun suçu değildi. 6. Aleksandr, oğlu Dükü, Büyük birisi haline getirmek istediğinde birçok güçlükle karşılaştı. Hem o an hem de daha sonra. Önce onu kilise devleti olmayan herhangi bir devletin başına getiremeyeceğini gördü. Ama bir kilise devletine el koymaya kalkarsa Milano dükünün ve Venediklilerin bunu kabul etmeyeceklerini biliyordu. Çünkü Faenza ile Rimini şimdiden Venediklilerin koruması altındaydı. Bunun yanı sıra İtalya'daki silahlı güçlerin özellikle de onun kullanabileceği güçlerin Papa'nın güçlenmesinden çekilmesi gereken kişilerin ellerinde olduğunu görüyordu. Bu yüzden hepsi de Orsinilerle kolonlaların ve onların yandaşlarının ellerindeki bu güçlere güvenemezdi. Dolayısıyla İtalya'daki devletlerin bir kısmına güvenli bir biçimde egemen olabilmek için mevcut düzeni bozmak ve o devletlerde karışıklıklar çıkarmak gerekiyordu. Onun için bunu yapmak kolay oldu. Çünkü Venediklilerin Fransızları İtalya'ya geri getirme kararının ardından başka gerekçelerin yattığını gördü. Buna karşı çıkmamakla kalmadı. Kral Louis'nin önceki evliliğini iptal ederek işleri kolaylaştırdı. Böylece kral Venediklilerin yardımı ve Alexander'ın onayıyla İtalya'ya girdi. Milano'ya varır varmaz Papa, Romanya seferi için ondan asker aldı. Venediklilerce bu sefere izin verilmesinin nedeni Fransa kralının saygınlığıydı. Sonra Romanya'yı alıp kolonnaları yenilgiye uğratan Dük, Robangre'yi elinde tutmak ve daha ileriye gitmek istediğinde iki engelle karşılaştı. Biri, bağlılıklarından emin olamadığı askerleri Öteki ise Fransa'nın iradesi. Başka bir deyişle kullandığı Orsini askerleri onu yüzüstü bırakabilir, yalnızca yeni yerleri ele geçirmesini engellemekle kalmayıp ele geçirdiği yerleri elinden alabilirlerdi de. Keza kral da aynısını yapabilirdi. Fayenza'yı aldıktan sonra Bologna'ya saldırdığında ve Orsini güçlerinin bu saldırıya isteksizce gittiklerini gördüğünde onlar hakkındaki kuşkusunun bir kanıtını elde etmiş oldu. Krala gelince Urbino düklüğünü alıp Toskana'ya saldırdığında onun amacını öğrendi. Kral onu bu seferden vazgeçmeye zorladı. Bunun üzerine Dük artık başkalarının askerlerine ve talihine bağımlı olmama kararını aldı. Ve ilk iş olarak Roma'daki Orsini ve Kolonna hiziplerini zayıflattı. Onların bütün soylu yandaşlarını kendi soyluları kılarak ve yüksek maaşlar ödeyerek kendi yanına çekti. Ve niteliklerine uygun askeri ve sivil yöneticilik görevleri vererek onları onurlandırdı. Öyle ki birkaç ay içinde gönüllerindeki hizip sevgisi yok oldu. Ve bu sevgi tümüyle düke yöneldi. Bundan sonra Kolonna ailesinin ileri gelenlerini zaten dağıtmış olduğu için Orsinilerin ileri gelenlerini yok etmek için fırsat kolladı. Önüne iyi bir fırsat çıktı ve o bunu çok iyi kullandı. Şöyle ki dükün ve kilisenin büyüklüğünün kendi yıkımları demek olduğunu geç de olsa fark eden Orsiniler Perugia yakınlarındaki Magione'de bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıdan Urbino ayaklanması, Romanya'daki karışıklık ve Dük için sonsuz tehlikeler doğdu. Dük, Fransızların yardımıyla bunların hepsinin üstesinden geldi. Saygınlığını yeniden kazanınca ne Fransa'ya ne başka dış güçlere bel bağladı. Onları bir daha sınamak zorunda kalmamak için ve hileli yollara başvurdu. Niyetini öyle ustaca gizledi ki Bizzat Orsiniler, Senyor Paolo aracılığıyla onunla barıştılar. Dük, Paolo'nun güvenini kazanmak için elindeki bütün imkanları seferber etti. Ona para, giysi ve atlar verdi. Böylece Orsinilerin saflıkları onları dükün ellerine sürükledi. Bu yolla bu ileri gelenleri ortadan kaldıran ve onların yandaşlarını kendine dost kılan dük Urbino Düklü ile birlikte Romagna'nın tüm elinde olduğundan iktidarı için oldukça sağlam temeller atmış oldu. En önemlisi de hem Romagna'nın dostluğunu hem rahat, rahata kavuşan Romagna halkının gönlünü kazandığını düşünüyordu. Kayda değer olduğu ve başkalarınca örnek alınmayı hak ettiği için bu konuyu hemen geçmek istemiyorum. Dük, Romanya'ya alıp burasının güçsüz senyörlerce yönetildiğini görünce, bu kişiler uyruklarını yönetmekten çok soymuş, onların birliğini sağlayacak yerde ayrı düşmelerine yol açmışlardı. O kadar ki bölgede hırsızlıklar, kavgalar ve her türlü yasasızlık almış yürümüştü. Bölgeyi huzurlu ve hükümdara itaat hale eder hale getirmek istiyorsa, iyi bir yönetimi iş başına getirmesi gerektiğine karar verdi.'' Bu yüzden burada yönetime acımasız ve iş bitirici Remiro de Orko'yu getirip ona tam yetki verdi. Bu kişi bölgeyi kısa sürede barışa ve birliğe kavuşturdu. Bu yaptıklarıyla büyük ün edindi. Daha sonra Dük nefret uyandırabileceğinden çekindiği için böyle büyük bir yetkinin gerekli olmadığına karar verdi ve bölgenin merkezinde sivil bir mahkeme kurdu. Son derece seçkin bir başkanı olan bu mahkemede her şehirden bir temsilci bulunuyordu. Ve geçmişteki sert önlemlerin kendisine karşı belli bir nefrete yol açtığını bildiğinden, insanların yüreklerindeki bu nefreti silmek ve tümüyle gönüllerini kazanmak için herhangi bir zulüm olmuşsa bunun kendisinden değil, yöneticisinin sert mizacından kaynaklanmış olduğunu göstermek istedi ve fırsat bu fırsattır diyerek Messer Remino'nun ikiye bölünmüş gövdesini yanında bir odun parçası ve kanlı bir bıçakla birlikte bir sabah Cesena'da meydana koydurttu. Bu gösterinin vahşeti halkı hem hoşnut etti hem şaşırttı. Ama biz çıkış noktamıza dönelim. Diyeceğim şu ki oldukça güçlenmiş ve güncel tehlikelerden kısmen uzaklaşmış bulunan kendi istediği gibi silahlanmış ve ona zarar verebilecek komşu güçlerin büyük bölümünü ortadan kaldırmış olan dük için fetihlerini sürdürmek istiyorsa Fransa kralı sorunu kalıyordu çünkü hatasının geç de olsa farkına varmış olan kralın bu fetihlere göz yummayacağını biliyordu ve bu yüzden yeni dostluklar aramaya Fransızlar Gayeta'yı kuşatmakta olan İspanyollara karşı Napoli krallığına sefer düzenlerken Fransa ile oyalama siyaseti gütmeye başladı. Amacı onlara karşı kendini güvenceye almaktı. Alexander yaşasaydı çok geçmeden bunu başaracaktı. Güncel işlerle ilgili yöntemleri bunlardı.